Herkese merhaba. Ay merhaba, merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeah. Biz yine beraberiz. Evet, sonunda tekrar kavuştuk, biliyorsunuz değil mi yani? Yaşım ve Orum neredeyse 2 aydır Türkiye'deydi. Ben tek başıma karıyordum burada. Evet. Vallahi 2 aydır yani uzun, çok bu kez çok uzun hissettim ben. Hiç bitmeyecek gibi hissettim açıkçası. Ama sonunda geldi. Sorunsuz geldi. Sağ salim geldim Malezya'ya tekrar. Evet arkadaşlar, artık Malezya'dayım. Bu video ne videosu olacak? Açıkçası Türkiye hakkında anlatacağım. Aldıklarımı, getirdiklerimi göstereceğim. Yani sohbet, muhabbet, neler gelmiş Türkiye'den Malezya'ya. Onlardan bahsedeceğiz. Umarım beğenerek izlersiniz bize. Hay hay hay. Ya beğeneceksiniz zaten yani. Bizi görmek zaten hoşuna gidiyorsunuz. Hoşunuza gidiyorsunuz, biliyorum ben de. Evet. Nereden başlayalım? Getirdiklerimden başlayıp sohbet muhabbet devam edebiliriz okay. Uh-huh. Yani ben çok fazla böyle evde kullanma malzemesi çok fazla getirmedim açıkçası. Böyle çoğunluğu hediye göstereceklerimin. Yani şey dostu arkadaşlara falan. Yani ben evde kullanmak için ne getirdim? Masataka çok sever böyle kremalı tavuk çorbası. Ha, Türk tadını özlüyorum ben. Evet. Yani bekarken falan içiyormuş, çok seviyordu. Onun için ya bekarken kremalı... Ne demek bekarken falan? Ya ilk kez olsun ya. İçiyormuşsun ya. İçiyordum. Evet, doğru söylüyor, doğru söylüyor. Doğru yani. Hiç yanlış bir şey söylemem bekarken. Yani o ne bilir, kimi istiyor onu? Neyse işte, çıktı öyle. Birkaç tane böyle çorba getirdim hazır çorbalardan. Bir de burada maya var aslında, yani ekmek mayası falan. Ama ben Türkiye'nin mayalarını daha çok seviyorum. Ben böyle bir tane bir maya getirdim. Bu ne? Simit için? Yani simit için, poğaça için, her şeye, ekmek yapmaya için. Maya getirdim. Ben Türkiye'nin mayalarını daha kaliteli buluyorum açıkçası. Ve şöyle sakızlı muhallebi getirdim. Yani bunları bizim evde yapmak için getirdim. Sonra birkaç paket şöyle tel şehriye getirdim. Çünkü Türkiye'nin makarnaları falan buradaki mahallelerde çok, yani mahalle bakkallarında bile bulabiliyoruz açıkçası. Yeah. Yani Türk markası şeyler. Ama gel gelelim, Arpaşehir'e ve Terşehir'e yok. Yok yani. Aynen, evet yok. Ben de görmedim. Evet. Onun için birkaç paket Terşehir'e getirdim. Ve ne getirdim? Çay getirdim. Biz çay çok seviyoruz. Çay çok seviyorum yani. Ha, şimdi bire içiyorum evet, ben. Evet, bardak, yani demleme poşeti, bir de bardak versiyonu var. Ondan getirdim. Ondan sonra başka ne getirdim ben evde kullanmak için? Evde kullanmak için beyaz peynir getirdim. Evet, beyaz peynir. Evet, böyle tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir diyor. Ondan bir tane getirdim. Hani dedim özledikçe yeriz. Evet, evet. Diye. Mastaka çok sever kahvaltıda sosları. Kahvaltı soslarını çok sever o. Evet. Şöyle bir tane çemen. Buran buran kokuyor gerçekten. Ama şey yani... Kendi kokusu var, lezzetli ama şey, koku yapmayan sosyete çemeni diye yazıyor. Ben bakarım bir hafta yerim, gerçekten benim kokum değişmiyorsa evet, kanıt olacak. Bu hala poşetli, ben valizde çünkü patlama ihtimallerine karşı poşetlemiştim. Bir de acuka getirdim şöyle, Mastaka çok seviyor kahvaltıda acukaları da. Bir de acuka getirdim. Bir de Mastaka kış çaylarını çok sever. Çok seviyorum. Bir tane kış çayı getirdim. Yani neden seviyor? Şey, içerisinde böyle çeşitli bitkiler, meyve parçaları, portakal kabuğu, gül. Yani böyle çeşit çeşit var. Çok seviyor Mastaka bunu. Ya bu kokusunu, efsane bu. Ben çok seviyorum gerçekten. Bir kokladım mı rahat oluyorum ben. Ferahlanıyorum ben. Evet. Bir tane kış çayı getirdim böyle. Kışmış önemli değil. Burası yaz ülkesi ama hiç önemli değil. Yaz ülkede olsa da sıcak havada da ben içerim bunu. Değil mi? Evet. Kokusu zaten... Çok iyi ya. Değil mi? Bir de evde kullanmak için şunlardan getirdim. Şunu bu sene gördüm. Bir buçuk sene önce de gelmiştim Türkiye'ye ama görmemiştim. Adana kebap mix diye böyle Adana kebap harcı diye böyle çıkmış böyle bir tane. Adana kebap harcı. Hadi canım. Bilmiyorum, deneyenler denedi mi, beğendiler mi? Ben iki paket getirdim şöyle Adana kebap harcı diye. Ha. Deneyeceğim bakalım. Ve bir de bu çorbayı ben seviyorum. Analı kızlı bulgurlu çorba. Şöyle iki paket de ondan getirdim. Aha. Ev için getirdiklerim bunlar arkadaşlar. Aha. Çok fazla bir şey getirmedim. Yük de etmek istemedim. Bir de artı olarak şunu ekleyeyim. Türkiye pahalı geldi bana. Şöyle ki ben 2 ay kaldım. 2 ay içinde arttı yani her şeyin fiyatı. Yani annemlerin oturduğu evin kirası da dahil bunun içinde. Ya. 2 ay içinde. Ha. Yani böyle...
Çok acayip değil mi ya? Tabii biz böyle sosyal medyadan Türkiye'nin durumları takip ediyoruz. Evet. Ama gerçekten gittiğinde çok mu? Yani her gün mü böyle influencer? Ya pahalı geldi bana. Açıkçası şöyle bir şey var. Mesela Malezya enflasyon olarak, yani enflasyon değil, para birimi olarak aslında Türkiye'ye çok benziyor. Ben çok fazla Türk'ün burada yaşamamasının sebebini ona kaynaklandırmıştım. Hani çok böyle TL bazında gibi ilerlediği için hani çok bir maddiyat kar edemeyeceğim diye Türkler çok hani Malezya'yı tercih etmemiş diye düşünmüştüm. Ama şöyle ki iki ay Türkiye'de kaldıktan sonra anladım ki ben, ama Malezya daha ucuz Türkiye'ye göre. Yemekler ucuz. Evet, yemekler ucuz. Yemekler ucuz. Ya hatta aynı kiraya şey, aynı para kiraya verdiyse de kira da ucuz aslında. Kira da ucuz. Kira da ucuz. Yani burada barınma ve yeme Türkiye'ye göre ucuz arkadaşlar. Şimdi ben birazdan size örnekler vereceğim. Ben şimdi getirdiğim hediyelere kayayım. Ondan sonra örneklerle devam edeyim. Şimdi az önce ben evde kullanacaklarımı göstermiştim. Hediye etmek için getirdiklerimi de şöyle göstereyim. Ben buna bayıldım. Kız kardeşim buldu bunu, markette bana gösterdi. Bu, kahvesi. Evet, 12'li paket. İçinde 6 gram 6 gram tek kişilik olarak bölmüşler. Ben bunları arkadaşlarıma hediye etmeyi düşünüyorum mesela. Böyle Türk kahvesi denemek isteyenlere falan. Birer kişilik birer kişilik paketlerde çok güzel. Ben buna bayıldım. Ama bu nasıl şey, böyle tozu atıyorum, bu bardağa toz koydu. Ha. Sıcak kaynarısı koydu. Öyle oluyor mu Türk kahvesi? Yok, ya da cezve... Burada yazıyor. İçme suyunu fincanla ölçerek cezveye koyun. Sen... Her fincan için bir paketi kullanın diye söylüyor. Hem verirken öğretmen lazım sen. Evet. Açıklaman gerek. Evet. Yani ben cezve değil, işte küçük böyle sosluğunuz falan bir şey, işte onun içinde fincanınızın ölçüsüyle bu paketin hepsini koyup kahve yapabilirsiniz diye söyleyeceğim. Yani bir süre pişirecekler sanırım, anlarlar diye düşünüyorum. Var mı acaba? Sen direkt böyle arkadaşına davet edip orada yapmak daha iyi değil mi ya? Ya o da olur da. Mesela şunları da hediye etmek için getirdim. Bak ben sen onu göstermeyi unuttum. Ben aslında masa takaya da getirdim. Şöyle şunun gibi böyle kavanozda salep getirdim. Salep. Evet. Masa takaya salep getirdim. Çok bir de şöyle tek içimliklerini buldum mesela bunları. Bunları mesela yine arkadaşlarıma hediye etmek için, denemeleri için salep'i getirdim. Çünkü masa takı salep çok seviyorum. Ben salep gerçekten çok seviyorum. Kışın. Evet. Kışın mutlaka içiyorum. Böyle tarçın. Tarçınla. Evet. Neden bilmiyorum, ben ilk Türkiye'ye geldiğim zamandan beri bir böyle ne bu altın şey var ya, geleneksel tarçın, ne çaylanlığı gibi bir şey var, evet, ya evet. Böyle trisirik yerinde orada içtim, ben beğendim. Benim annem de sever ama ben çok aram yoktur açıkçası şeyle, salep'le. Boza'yı da çok aram yok yani. Boza ben sevmiyorum. Salep seviyorum ama boza ben neden bilmiyorum, sevmiyorum ben de. Şöyle kaşık çikolata aldım, getirdim. Çok hoşuma gidiyor. Bunu arkadaşlarıma kahve yaptığımda yanında ikram etmek için getirdim. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra yine böyle çeşit çeşit çikolatalar. Özellikle şunu denemediyseniz çok denemenizi tavsiye ederim. Özellikle şunu yani. Kore sa. Baklava canım. Kore çoğu işi yatacaksın Kore. Evet. Kore gerçekten lezzetli. Geçen sefer de vardı değil mi bunu? Şey, biz Türkiye'ye gittiğimiz zaman. Yoktu. Yok mu? Yoktu, yok muydu? Yeni. Sınırlı sayıda diye yazıyor bak. Sınırlı sayı. Anladım da. Sınırlı sayı. Yani bence kaçırmayın. Bu sınırlı üretim arkadaşlar. Hay. Ben geldiğimde çıktı çokonat baklava diye. Ben aldım getirdim böyle birkaç tane. Okey. Sınırlı sayı. Sınırlı sayı. Sınırlı sayılı olan şimdi bir tane yiyebilir miyim burada kameranın önünde? Sana getirdim. Sen anlaca. Özür dilerim. Itadakimasu ben. Doğru. Zaten çay da var. Antep fıstıklı baklava tadı. Değil mi? Kore iyi. Çok güzel. Bu güzel. Evet. Güzel. Şöyle şu çikolatalardan getirdim. İyiymiş. Ondan sonracıma ben bir de bunu çok seviyorum. Wow. Ama işte Emir Keyici çoğunu yedi bitirdi. Son bir tane kalmış galiba. Böyle etinin çubuk çikolatalarını çok seviyorum. Bir de damağın Antep fıstıklılarının aşığıyım ben. Şöyle damak Antep fıstıklı. Bunlardan getirdim arkadaşlar. Böyle maymalı. Değil mi? Çok güzel o. Oy. Ondan ben yedim, çok beğendim onu. Amazing.
Wow. Ve yine arkadaşlarıma hediye etmek için ama bir tanesini biz yiyeceğiz açıp. Şöyle çekme helva. Arkadaşlar bilmem biliyor musunuz ben Kastamonluyum. Bu da Kastamonu'nun çekme helvası. Aa öyle mi? Evet. Nereden buldun onu? Kastamonu çekme helva. Tamam bu nereden buldun? Market fıstıklı. Ne bu normal markette mi satıyor? Elvan'dan aldım. Elvan'ın toptan mağazası var. Bizim oturduğumuz, annemin oturduğu yere yakın. Oradan aldım. Ben Elvan'ın ürünlerini açıkçası seviyorum yani yurt dışına getirmek için. Hem uygun fiyatlılar hem de pancar şekerinden üretilmiştir diye söylüyor. Yani ne şekeri? Pancar şekeri. Böyle yani böyle turp gibi böyle kırmızı. Aa, okay, kırmızı okay. Tatlı bir şeyin. Onun şekerinden yani. Yani doğal şeker kullanıldığı söylüyor. Açıkçası ben sevdim. Bundan getirdim 3 paket. Lokum getirdim. Gene Elvan'dan şöyle. Çok kilo hakkım olmadığı için çok fazla alamadım ama ben bundan 4 paket getirmiştim. Böyle fındıklı, bademli ve narlı olarak şöyle. Çok lezzetli gibi yani. Görüntü böyle. Paketi hoş. Evet. Bunları hediyelik getirdim ve ben işte gene şöyle nazar boncuklarımızdan, ondan sonra cıma anahtarlıklarımızdan böyle hediyelikler yanımda getirdim. Arkadaşlar şöyle. Yani bulduğum böyle bulduğum hediyelikleri getirmeye çalıştım. Yine yine. Nazar boncuklu hepsi. Böyle hediyelikler getirdim yanımda. Bunlar da hediye olarak olanlardı. Çok fazla bir şey getiremedim. Çünkü Cage ile ben gittim zaten. Ve 25 kilo hakkımız vardı bizim. Hani Türk Hava Yolları ile uçunca 30 kilo muydu? 35 kilo mu ne hak oluyor? Sonra. 25 kilo hakkımız vardı. Onun için riske atamadık. Alabildiklerimi aldım. Ah hoş hatta. Çok hoş. İstanbul çok güzel. Ya güzel be. Her deniz zaman, çok güzel. Ya her zaman yani be İstanbul. Biz kış geldik. Ama yine de Emir Keyce aşık oldu bizim sahillerimize. Bostancı'yı çok sevdi. Ya bambaşka İstanbul'un havası gerçekten. Üsküdar'da balık tutanları çok sevdi. Oh, oh. Biliyor musunuz ben bir aslında Instagram'a attım ama benim hesabımda. Eşim Türkiye'den açıma getirdi bu. Normal bu simitçiden. Evet. Sen o arabadan aldın değil mi? Ha, babam getirdi. Ha işte o simitçiden aldığı açmayı. Böyle peçeteyle kurup ondan sonra getirdi. Ben onu ardında var ya kokusunu duyduğumda şöyle Üsküdar'ı hatırladım ben. Üsküdar'ı canlandırdım ben. Böyle mantralı uçuyor böyle vapur şu sanki vapura binmiş gibi. Vapura binip çayla böyle açma yiyormuş gibi bir de böyle biraz mantralara parçalara. Evet. Veriyormuş gibi. Onu hayal ettim yani. Ama biliyor musun? Emir Keyci normalde böyle şey yemez. Susam yemez yani. Üzerinde böyle bir ekmeğin üstünde çekirdek, susam falan görürüz ama ben bunu yemem. Üstündekileri alın falan der böyle. Tamam mı? Üsküdar'dayız. İşte insanlar simit atıyor böyle. Martılara. Şimdi bizimkisi baktı böyle bunlar ne yapıyor diye. Dedim ki bak dedim, simit atıyorlar martılara. Sana da simit alayım mı dedim. Tam arkamızda da simit satıcısı var. Tamam mı böyle tezgahında? Okey. Evet dedi, ben de dedim martılara simit atmak istiyorum. Aldım simit, işte böyle parçaladı, atıyor. Bir tane de sen ye dedim, belki beğenirsin dedim. Simit yedi. Oo. Simit sevdi. Deniz kenarına gittiğimizde simit aldım ben ona, simit yedi. Yiyeceğim, harika. Yani Emir Keş deniz kenarına gidince simit yiyordu. enteresan geldi şimdi. Evet. Bana da enteresan geldi. Çünkü... Mesela şimdi versen belki yine yemeyecek ama deniz kenarına gittiğimizde simiti severek yiyordu aldığım zaman mesela. Ya. Hem martılarla paylaşıyor. Ya. Çocuğun hoşuna gitmişti yani o an bilmiyorum. Balık tutanları çok sevdi. Yani güzel ya bizim boğazımız İstanbul'umuz. Yani ekonomimiz de düzelsin. İnşallah. Keşke. İnşallah. Çok güzeldi. Yani gönlümün yarısı orada. Yarısı da karnımın doyduğu yerde. Aha yani o da önemli. O da önemli. Nerede yaşayabiliyorsa gücü maddi konusunda ya da yani. Yaşam neyse işte yaşayabileceğin nerede comfortable yani rahat geliyorsa. Evet. Yani. Evet arkadaşlar. Ve şunu söylemek istiyorum. Yani ben işte Türkiye'nin ekonomisini gördükten sonra Malezya'daki farklılıkları da daha iyi anladıktan sonra artık mümkün olduğunca size dışarı hayatından videolar paylaşmaya çalışacağım. Bravo. Mesela yemeğe gittik.
paylaşacağım. Bravo. Alışverişe gittik, paylaşacağım. Çekebildiğim kadar size buradaki ekonomi, buradaki fiyatlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Umarım ilginizi çeker. Tabii ki de, tabii ki de. Bende var da. Ha. Ama... Ya sen yoksun olmaz. Siz merak ediyorsunuz eşim. Ya ben aslında ben merak ediyorum eşim nereye çekecek? Ne, yani bu ne? Ya yurt dışında yaşıyoruz biz. Ondan sonra yani siz Malezya hakkında daha yani çok bilgi yoktur. Daha bilgi yokturdunuz değil mi? Yani yeni çünkü yani Tayland var, Singapur var, ona orada da Malezya var. Evet. Ya Tayland'ı biliyorsunuz. Singapur'da biliyorsunuz ama Malezya bilen çok yok. Onun için bizim bu attığımız Malezya hakkında videolarını görüp bazı Türk ekspatları o sizin videonuzu izledim, sizin videonuzun sayenizde Malezya hakkında bilgi alabildim, çok teşekkür ederim diyenler var yani evet. Bize. Yani o kadar açıkçası bizim de videomuz galiba değerli değil mi? Yani. Bence de. Değerlidir yani değerli evet. Ne açık ne değerli. Evet. Yani şimdiki video Türkiye'den gelenler oldu. Bundan sonrakiler de Malezya'dakiler olabilir diye düşünüyorum. Malezya alışverişi hakkında da çekebilirim. Okay. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun. Umarım sizi sıkmamışızdır. Ben İçimden gelenleri, yaşadıklarımı, düşüncelerimi sizinle paylaştım. Getirdiklerimi de sizinle paylaştım. Şunu da getirseydin iyi olurdu dediğiniz şeyler varsa da yorum ekleyebilirsiniz. Bir dahaki geldiğimde unutmam ben de. Unutmam demişken ben sucuk da getirdim. Sucuk da getirdim. Getirdim. Onu unutmadım bak, haberiniz olsun. Evet, sucuk. Sadece göstermeyi unuttum. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere başka videolarda. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı. Paylaşmayı, yorum bırakmayı. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.